Allah zalimler için pusuda durur. Kur'an'da şöyle buyrulur. Andolsun ki sizden önce nice nesilleri, peygamberleri onlara belgeler getirmişken zulmederek inanmadıkları zaman yok etmiştik. İşte biz suçlu milleti böyle cezalandırırız. İşte zulümlerine karşılık çökmüş bulunan evleri. Bunda bilen bir kavim için şüphesiz ders vardır. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zulüm iki helak oluştan biridir. Allah'ın nimetlerini değiştirme ve gazabını hızlandırma hususunda hiçbir şey zulüm kadar etkili değildir. Zira Allah darda kalanın yani mazlumun duasını işitir. Sürekli zalimler içinde pusuda durur. Hazreti Ali, her kim zulmederse ömrü parçalanır, yani azalır buyurmuştur. Yine her kim haksızlık ederse ömrü parçalanır buyurmuştur. Hazreti Ali yine şöyle buyurdu. Zulüm merkebine binen helak olur. Zulüm bineğine binen kimsenin merkebi onu yüzüstü yere serer. Hazreti Ali, zulüm sebebiyle nimetler ortadan kalkar. İnsanoğlu ölümüne bile uyur ama kendisine edilen zulme uyumaz buyurmuştur. Bir başka hikmetli sözünde Hazreti Ali buyurdu ki, şüphesiz zulüm ve yalancılık insanın din ve dünyasını helak eder. Kusur ve eksiklikleri kusur arayanlar için aşikar kılar. Hazreti Ali, her kim zulmederse zulmü kendisini helak eder. Her kim zulmederse Allah onun helak oluşunu hızlandırır. Zorbalık ve zulümden sakın. Zira zorbalık insanların göçüne sebep olur. Zulüm ise kılıçlara vardırır buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki, zulmetmekten sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününün zulmetleridir. Bir başka hadiste, zulümden sakının. Zira Allah nezdinde zulüm kıyamet günündeki zulmetledir buyurmuştur. İmam Bakır aleyhisselam buyurdu ki, dünyada zulüm ahiretteki zulmet gibidir. Allah'ın sevgilisi kıyamet günü nur içinde haşrolmayı isteyen birine şöyle buyurmuştur. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü aydınlıkta haşrolasın. Allah'ın kitabında buyurulur ki, doğrusu küfredenleri Allah'ın yolundan yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram'dan alıkoyanları ve orada zulüm ile yanlış yola sapmak isteyeni can yakıcı bir azaba uğratırız. İmam Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyurdu. Her türlü zulüm doğru yoldan sapmaktır. Hiçbir günah işlemediği halde hizmetçiyi dövmek de bu sapmadandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mekke'de her türlü zulüm, hatta hizmetçiye sövmek bile doğru yoldan sapmaktır. Mekke'de yemek yiyen kimse, diğer yerlerdeki oruç tutan kimse gibidir.